Bakü'ye gidelim şimdi. TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos'la konuşacağız. Hem bu görüntüleri, Cumhurbaşkanı Aliyev dün cephe hattını ziyaret etti. Karabağ zaferinin ardından gerçekten müthiş bir zafer turuydu. Tekrar geri alınan öz topraklarını adım adım dolaştı, bize de anlattı. İşte 30 yıl boyunca verilen tüm zararlar tazmin edilecek dedi. Hem bu ziyareti konuşalım, cephe hattına yaptığı bu ilk ziyareti Aliyev'in, hem de bugün Azerbaycan'ın milli uyanış günü, milli direniş günü. Bugünün anlamını da bize anlatırsan birkaç cümleyle seviniriz. Türkiye'de o tezkere bugün parlamentoda görüşülecek. Azerbaycan'a asker gönderme tezkeresi. 100 yıl önce, 102 yıl önce de Türkiye Bakü'nün Ermeni çetelerden, Bolşeviklerden kurtarılması için harekete geçmişti. 100 yıl sonra bir kez daha Türk askeri Azerbaycan topraklarında barışı koruma göreviyle yer alacak Ruslarla birlikte. Şimdi bu konuya ilişkinde Azerbaycan'da eminim değerlendirmeler vardır. Tüm bunların ayrıntılarını alalım senden. Dün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ilk kez cephe hattına gitti. Uzun süre sonra harekatın ardından ilk kez o bölgeleri gezdi. Tabi giderken Füzuli üzerinde Horadiz kasabasında vatandaşların yoğun sevgisine aslında karşılık buldu. Orada yolu, konvoyu kesildi. Durmak zorunda kaldı. Kendi kullanıyordu aracını. Yanında da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mirvan Aliyev vardı. Ve aracından indi, vatandaşları selamladı. Ve daha Karabağ Azerbaycan'dır dedi. Büyük bir sevgi gösterisi vardı kendisine. Ve o moralle de yoluna devam etti. Artık cephe hattından içeri girdi ve işgalden kurtarılmış bölgelerde gezdi. Özellikle cephenin güney aksamında orada Füzul ve Cebrail bölgesindeki askeri birlikleri gezdi. Dağıtılan, yani Ermenilerin aslında tahrip ettiği o evleri gezdi ve notlar da aldı. Tabii yanında yine kurmayları vardı. Cephe hattı boyunca, Aras Çayı Nehri boyunca da Hüdaferin Köprüsü'ne kadar ilerledi. Burada yine resim çektirdi eşi Mirvan Aliyeva ile ve yine burada önemli açıklamalarda da bulundu. Tarihi bir ziyareti demiştik. Tam İran sınırında, bu sınır artık dostluk sınırıdır dedi. Ve bu sınırda artık Azerbaycan ordusu vardır. Füzuli'de artık Azerbaycan ordusu vardır dedi. Ve yine yaptığı açıklamada Şuşa'dan Füzuli'ye yeni bir yolun, otoyolun aslında temelini attım. Ve artık işin siyasi kısmındayız. Askeri kısmı bitti dedi. Ve 30 yıldır bütün dünya bu soruna kayıtsız kalmıştı. Biz 30 yılda aynı sözleri işittik. Sorunun askeri yollarla çözüleceğini kanıtladık. Şehitlerimizin kanı canı pahasına biz bunu bütün dünyaya gösterdik dedi. Hiçbir statü yok dedi. Bu açıklaması önemliydi. Çünkü Adere, Hocavent ve yine orada Adere'de, Hankendi'nde, ondan sonra Adere'de, Hankendi'nde, Hocavent'te ve bu noktalarda, Hocalı'da özellikle 4 bölge, bu noktalarda statü ne olacaktı? Buna ilişkin anlaşmada bir madde yoktu. Hiçbir statü yok dedi. Dağlık Karabağ Azerbaycan'ındır dedi. Bu da aslında soru işareti olan, kafalarında soru işareti olanlar için de önemli bir açıklamaydı. Halkımızın zaferi olduğunu söyledi. Yiğit çocuklarımızın burada çok büyük emeği var dedi. Paşinyan mahvoldu dedi. Koçeryan ve Sarkisyan'ın 7 şart ileri sürdüğünü hatırlattı. Biz bu şartları başlarına vurduk. Şart mart yok artık dedi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tabi Paşinyan'a, Koçeryan'a, Sarkisyan'a yine oldukça sert aslında mesajları vardı. Üzerlerindeki o ordenleri gösterdi. O demirleri de söküp atın dedi. Hiçbir işe yaramıyor dedi. Sizin ordunuzu yendik dedi ve onlar bizim topraklarımızı viran hale getirdiler. Korkak gibi Dağlık Karabağ arazisine burunlarını dahi sokamadılar. Gelip de savaşamadılar dedi. Ve göğsünüzdeki o sahte ordenleri de çıkarın atın. Biz sizi mağlup ettik dedi. Önemli de açıklamalar vardı. Yine bu tarihi zaferde Azerbaycan'da gündemin ilk sırasında yer aldım. Diğer taraftan dün tabii önemli bir tezkere var. Türk ordusunun Dağlık Karabağ gelişini ve burada denetleme, gözetleme faaliyetlerine katılmasına ilişkin bir şey, bir tezkere. Bu tezkereye ilişkin Azerbaycan'da çok müspet aslında tepkiler var. Halkın böyle bir talebi vardı. Yaklaşık 2 ay önce Türk Büyükelçiliğinin önüne de gelmişlerdi ve Türk ordusunu davet etmişlerdi yine Karabağ. Bu tepki halkta her zaman olmuştu. Azerbaycan'da zaten her zaman Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eğer bir tarafsızlık durumu söz konusuysa, yani bir objektif yaklaşım olmayacaksa, biz de Türkiye'yi buraya davet ederiz. Türk askerini her zaman desteğini yanımıza hissediyoruz demişti. Ve aslında Azerbaycan'ın da yakmış olduğu o yeşil ışık sonrası Türk ordusunun da bölgeye geleceği ifade ediliyor. Burada yine gözetleme faaliyetlerine katılacak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus askerinin görevi neyse bizim de görevimiz o olacak demişti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın çok önemli açıklamaları vardı. Türkiye burada olacak, bunu da görmüş olduk. Ve Azerbaycan'da da müthiş bir tepki var, destek var aslında. Olumlu bir tepkiler var. Bunun altını çizelim. Birçok insan rahatlamış durumda. Çünkü yıllar sonra bölgeye Rus askerinin girmesi kafalarda soru işareti yaratmıştı. Bazı karamsar düşünceler insanlara hasıl olmuştu ama Türk askerinin gelecek olması bütün o karamsar havayı, o tabloyu bozmuş durumda. Azerbaycanlılar bu karardan oldukça memnun. Çünkü Türk askerinin olduğu yerde emin amanlık olacağını biliyorlar. Yani güven olacak, huzur olacak. Bunu iyi biliyorlar. Bu yüzden de büyük bir olumlu bir tepki olduğunu söyleyebiliriz. Tabii diğer taraftan sahaya bakacak olursak 15 Kasım'da Kelbecer'in iadesi söz konusuydu ama 15 Kasım'da iade edilmedi. 10 günlük bir süre vardı. Şimdi artık 20 Kasım'da gözler Ağdam'da. Ağdam'ın iadesi söz konusu. Burada bir grup Ermeni askerin bölgeyi terk etmek istemediğini biliyoruz. Rus askerlerin onlarla o görüşme ve müzakere sürecinin devam ettiğini biliyoruz ve çıkarmak yönünde çalışmaları devam ediyor. Tabii Ermeniler bölgeleri terk ederken evleri, okulları yakıyorlar ve birçok tarihi abideyi de zarar veriyorlar. Kendi bütün eşyalarını da kapı pencere söküp götürüyorlar. Bunun da altını çizelim. Ama özellikle tabiata zarar vermeleri ve dini ve tabii ki tarihi kültürel abidelere zarar vermeleri dönüşü olmayan yine bir süreci burada gösteriyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de buna işaret etti. Bu anlamda bütün bunların hesabını soracağız dedi. Kelbecer'de de şu an yapıyorlar. Bunları da biliyoruz dedi. Ve hepsini de uluslararası uzmanları bölgeye davet ederek aslında tespit edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev.